de yatık bir şekilde yıllanırken yukarıda elips bir hal alır. Dışarı bunun doğal döngüsü esnasında yıllanırken çevresinden bazı zararlı gazlar açığa çıkar. Çok normal bir durumdur. Yine karbondioksit bol miktarda. Bu hava boşluğunda biriken gazlar mantar açılmadığı takdirde içeride bir basınç yaratır. Ve bu basınç bir süre sonra elips şeklinde bir iğme yapar. Ufak ufak dönmeler başlar. Mantar açılmazsa devamında bu gazlar sıvı hale gelir, tekrar şarabı karışır. Tekrar açığa çıkar, tekrar şarabı karışır. Bu nedenle aynı şarapları farklı mevsimlerde mahzenlerden çıkardığınızda zaman zaman farklı tatlar almanız olası ve mümkün, aynı zamanda da doğaldır. Der ki, doğal olan bu şarapları uygun gördüğümüz tarihlerde biz mahzenden çıkartırız ve şarabı canlı tutan fermantasyon döngüsünü kırarak mantarını açarız ve şaraplarımız dekante etmemiz kurtarıcı bir havalandırma işlemidir. Zaten şunu çok rahatlıkla test edebilirsiniz. Mantarını açar açmaz tadacağınız bir şarapla dinlendirdikten sonra tadacağınız şarap arasında müthiş bir fark olacaktır. Fermantasyonu ile birlikte şarabımıza kazandırılan daha çok soft kokulardır. Yani tarçın, şey ve baharat aromaları olarak